Bugün 18 Mart 1915 yılında Çanakkale'de kazanılan başarının yıl dönümü ve bu savaşta canları pahasına savaşarak şehit olan askerleri anma günü. Bu kapsamda Marmaris Kaymakamlığı tarafından 18 Mart şehitleri için düzenlenen anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. yıl dönümü etkinlikleri Marmaris'te Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yüzbaşı Emrah Mutlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Her yıl 18 Mart günü canlarını vatanları uğrunda feda eden, adları bilinen veya bilinmeyen ancak her zaman kalbimizde varlığını hissettiğimiz şehitlerimizi andığımız gündür. Bugün her zaman gurur duyduğumuz, şanlı tarihimizi kanlarıyla yazan ve savaşta, barışta, eğitim ve tatbikatlarda, denizde, havada ve karada hayatlarını feda ederek bizlere kutsal vatan toprakları üzerinde bağımsız yaşama hakkını armağan eden aziz şehitlerimizin günüdür. Mutlu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk ulusunun neleri başarabileceğinin en güzel kanıtı olduğunu ifade etti. Kısıtlı silah ve cephanesinin yanı sıra mütevazı olmasıyla kendisinden çok üstün düşman kuvvetlerine karşı Türk insanının yurt sevgisi ve vatanının savunma azim ve kararlılığı ile neleri başarabileceğini tüm dünyaya kanıtlayan, Türk ulusunun kahramanlık ve fedakarlığını sergileyen çok mühim bir zaferdir. 18 Mart 1915. Bugün dahi her Türk denizcisinin yüreğinde taşıdığı ölüm ancak bu kadar tatlıdır. Eğer vatan uğrunda ölüyorsan şeklinde ifade ettiğimiz kutsal inancımızın eseri olarak savaşın kaderini daha başında belirleyen tarih. Çanakkale Deniz Zaferi'nin baş kahramanı ise dönemin en üstün teknolojisine ve ağır silahlarına sahip dünyanın en güçlü ittifak armadasına karşı duran mütevazi Nusrat Mayın gemisi olmuştur. Bize bu günleri hazırlatan başta ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman, gazi ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve taziye ile anıyoruz. Asil ve tertemiz ruhlarınız şad olsun. Arz ederim.